Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet kardeşlerim, yeni bir günde tekrar sizlerle birlikteyiz yeni bir videoyla. Panik yapan kardeşlerimiz, sabır eden kardeşlerimiz, panik yapmayan kardeşlerimiz hepsi şu anda bizleri dinliyor olabilir arkadaşlar. Piyasamız her zaman anlattığım gibi bu hocanız pozitif yönde devamlı. Negatif yönde hiçbir şey anlatmaya çalışmıyor. Yani istemiyor negatif bir şey söylemeyi. Onun için ben geneli pozitif olarak bakıyorum arkadaşlar. Pozitif bakalım, pozitif olsun. Kötü düşünmeyelim, iyi düşünelim diyoruz. Evet kardeşlerim, bakıyoruz altcoin'lere para girişi başlamış durumda. %1.38'lik bir giriş var bugün. Dominansa baktığımızda %0.17'lik düşüşte. Bitcoin %1'in üzerinde yükselişte. Dominans düşerken Bitcoin yükselirken ne oluyordu? Altcoin'lerde yavaş yavaş hareketlenmeler başlıyor idi. Haydi hayırlısı, gidecek miyiz? Onu da göreceğiz arkadaşlar. Evet. Sabah Ripple ile ilgili Telegram gruplarında paylaştığım haber. O zamanlar Ripple yaklaşık 5 gibi yükselişteydi. Bir anda 9-10 gibi yükselişe çıktı ama düzeltme yedi. Tabii bakacağız arkadaşlar. Ripple'ı da inceleyeceğiz. Tabii ki bu videom fazla uzun olmayacak. Kısa kısa günün özetinden bahsedeceğim. Birkaç tane coin inceleyeceğim. Ama yani işim dolayısıyla dışarıda olduğum için ara videosu çekmek istedim. Akşam hem istekleriniz olacak hem birazcık uzun video olabilir tabii ki bu videoya göre. Arkadaşlar Bitcoin an itibariyle 40.363 dolar seviyelerinde. Bakınız şu anda gördüğünüz gibi Bitcoin'de güzel bir momentum var. Ve ben bunun 4 saatine geçmek istiyorum arkadaşlar. 4 saatlikte bakınız daha önce çizdiğim okumuz devam ediyor arkadaşlar. Şöyle büyütelim isterseniz rahat rahat görebilmeniz için. Çizmişim kardeşlerim. Bunu dün çizdim büyük bir ihtimal. Evet 14 Nisan. Bugün 15 Nisan. Dün ne dedim arkadaşlar? Şurada ikili dip oluştu. Bu derinlik dönüyor yukarı dedim. Doğru mudur arkadaşlar? Bakın bir önceki video daha fazla uzak değil. Bir önceki video. Buradaki dip oluştu. Dönüyoruz arkadaşlar dedim. Ve buradaki derinliği aldım. Buraya koydum. Yarısı gelmiş. Şu anda bakınız bocaladığı yer önünde bir direnç var. 40.400. Evet. Daha sonra da 41.300'e doğru hareket edecektir diye söylemiştim. Evet bunu anlattık. Bu cepte arkadaşlar. Bu şimdilik düzgün bir şekilde formasyonumuz çalışıyor. Haydi hayırlısı. Tabii ki geri çekilmeler olabilir. Bak hafta sonuna girdik. Yani piyasanın ne olacağını biliyorsunuz aşağı yukarı. Pazar düzeltmesi yiyoruz ama bugün yarın birazcık yükselirsek %2-3 gibi pazar düzeltmesine göğüs gerebiliriz değil mi? Haydi hayırlısı diyoruz. Ethereum arkadaşlar piyasamızın durumunu sizlerle paylaşmaya çalışmak için bu videoyu hazırladım. Aynen Ethereum'da da bakınız bu gördüğünüz ikili dibin ardından ondan da bir yukarı yönlü hareketin geldiğini ve fiyatın 3037 dolar seviyelerinde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Yukarıda ilk önce kırması gereken EMA 200 günlük ortalama 3100 dolar var. Ardından da 3143 dolarlık bir yukarı yönlü hareketi var arkadaşlar. Hatta günlüğüne bakacak olursak günlükte nasıl bir formasyon görüyoruz? Arkadaşlar günlükte şu anda yukarı işte kırması gereken buradaki direnç. Eğer burayı kırarsa EMA 200 günlük 3400-3500'e kadar deneyebilir günlükte bizi. Fakat burada değişik bir formasyon var. İnşallah düşündüğümüz gibi çalışmayacaktır arkadaşlar. Ya hocam neydi bu? Arkadaşlar bu formasyon günlükte bakınız ama. Bakınız günlükte. Günlükte ikili bakınız şu formasyon neydi? Şurasıydı. Yani bir 2800 dener miyiz? Yani sanki bu formasyonu burada böyle görüyorum. Peki Bitcoin'de bu formasyon var mı arkadaşlar? Bakalım. Hemen hemen yok arkadaşlar. Bitcoin'de yok. O zaman korkulacak bir durum yok. Devam. Ripple. Ay maşallah Ripple. Gördüğünüz gibi düşen trendi kırdı. 0.77. 79'lara kadar bugün ne yaptı? İğne attı arkadaşlar. Şu anda da %7'ye yakın yukarıda. Bakalım. Hayırlısı Ripple ile ilgili küçük ufak tefek haberler düşüyor zaten. Onu da siteye yazacağız. Bugün zaman bulabilirsek akşam üzeri. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Yani mahkeme sonuçlanmış falan değil.
Yani avukatlarından gelen ümit verici haberler bakalım Ripple'ı ne yönde etkileyecektir arkadaşlar. Clear Network. Onda da bakınız bugün bir düşen trendin kırıldığını, yükselene doğru gittiğini görüyoruz. %4'lük yukarıda 0.051 dolar seviyelerindeyiz. 50 doların üzerinde bir problem yok arkadaşlar. Zaten de burada bir EMA 50 günlük ortalamanın üzerinde olduğunu görüyoruz. Burada bir sıkıntı yok. ERASA'ya baktığımızda da ERASA'da da 49.50'lerde, onda da sıkıntı yok. Öyleyse Clear Network için bir önü yavaş yavaş açılıyor diyebiliriz arkadaşlar. Çiliz. Arkadaşlar Çiliz'e baktığımızda Çiliz'de durum ne? Şöyle bir bakalım. Yukarıdan gelen bir düşen trendimiz vardı Çiliz'de. Onun da kırıldığını şimdilik söyleyebiliriz. %1,5'luk yukarıda ve 0.23'lerde. Arkadaşlar Çiliz 25'in üzerinde kalması lazım. Evet, 25'in üzerinde kalırsa yani şuradaki 30'ları deneyebilir. Bakınız 0.30 doları deneyebilirsiniz. Audio'ya bakalım. Arkadaşlar audio, dikkat, audio W'ye geçmiş durumda. Günlük grafiği arkadaş bu. Günlük grafiğinde neye geçti? Bakınız W'ye geçti. Her an ne yapacaktır? 1,5 dolar yolculuğuna başlayacaktır diye düşünebiliriz. Dün de güzel bir yükseliş yapmıştı. Şu an 1.21'lerde arkadaşlar audio'nun destekten uzaklaşmış durumda. Yukarıda kırması gereken 1,5 dolarda bir direnci var. O da EMA 200 günlük ortalama. Zillica. Zillica düşen trendi yavaş yavaş kıracak. Ona çalışıyor arkadaşlar. Başaramadı ama desteğinden de aşağı inmiyor. Buradan dönüşü güzel olabilir. Zillica'nın dikkat diyoruz. Şu anda 0.11 dolar seviyelerinde hareket ediyor. OGN'ye bakalım arkadaşlar. Evet, OGN dün güzel bir çıkış yaptı. Ardından düzeltmeler, çıkışlar, karışık bir seyir izledi. Ama bugün hala ben diyor yorulmadım, devam edeceğim diyor ya. %1-2 yukarı yönlü, %1 aşağı yönlü, birazcık hareketli. Boşluk bulursa fırlar gider arkadaşlar. Çünkü önünde EMA 200 günlük ortalama var, 0.65 dolar. İlk boşlukta buraları deneyebilir bakınız. Çünkü sert bir gidiyor gittiği zaman onu gördük. KNC'ye bakalım. Hay maşallah, KNC 4.38'lerde gidecektir arkadaşlar. Bugün %3'e yakın geri çekilme düzeltmesi var. Ama dediğimiz gibi yakındır 5 dolar ve üzeri. Apecoin. Evet. Apecoin'in 4 saatlerine dönelim arkadaşlar. Ne var bunda? Fiyat 12.22'lerde an itibariyle. Bunda da dedik arkadaşlar 11-12, 12-14 bandı aralığında gidiş gelişlerde. Şimdilik bir herhangi bir değişiklik görünmüyor. Dogecoin. Arkadaşlar Doge'ye baktığımızda Doge'de de %2'ye yakın değer, 1.60'lık bir yukarı yönlü hareket var. 0.14 doların üzerinde. Güzel bir formasyon sayılır. Hatta piyasada yayılan haberlere göre gelecekte internetin para birimi Dogecoin olabilir şeklinde yorumlar geliyor arkadaşlar. Ne derece doğru olur? İleride bunları fiyatlar fiyatlamaz. Zaten Elon Musk'ın Twitter'la ya hep alırım ya hiç, ya da aldıklarımı gözden geçiririm olmasa şeklinde konuşmaları bugün ne yaptı? Twitter hisselerinde bile birazcık geri çekilmelere neden oldu. Bu demek değildir ki Musk'ın Twitter alması Dogecoin'in uçması demek değildir. Çünkü Dogecoin'in hareketlenebilmesi için Dogecoin'le ilgili bir haberin yapılması lazım. Hatta Dogecoin'in sahibi bile Elon Musk'ı eleştirmeye başladı Twitter konusunda. Haydi hayırlısı. İnşallah birbirlerine düşmezler. O zaman vay halimize diyoruz. Evet, devam. Şu anda Shiba'ya bakalım arkadaşlar. Shiba'da da 1.30'luk bir yukarı yönlü hareket var. Evet, Shiba'nın gayet güzel gibi duruyor arkadaşlar ama bu formasyonda sanki burayı bir daha deneyebilir. 25'i bir daha deneyebilir. Şu an 26'larda. Eğer denemekten kurtarırsa işte o zaman yukarıda 28 direnci var arkadaşlar. Avax'a bakalım, 78 dolardayız. Yataya bağlamış görünüyor. Şimdilik %2 yakın yukarıda arkadaşlar Avax. Peki MBL'de durum ne? MBL'de yataya bağlamış durumda. %4'lük geri çekilme var. 0.010 dolar. Burası zaten onun için köklü bir destek konum arkadaşlar. Polygon, Matic. Matic'te de %1'in üzerinde bir yukarı yönlü hareket var. 1.39 seviyelerinde. Evet kardeşlerim. Bugünkü videomu bu bölümde bu kadar diyoruz. Ve bir de
Nereye bakalım? Metaverse'lere bakalım arkadaşlar. Matik'ten sonra Metaverse'lere de kısa kısa geçelim. Yani ara videomuz bizim bu. Yani işten dolayı fırsat bulup sizlerle paylaştığımız bir güncel video. Gala 1.2'lik %2'lik bir yukarıda 0.20'lerde fiyatımız yatay diyelim. Çünkü EMA 50 ve 200 günlük ortalamalarında altında seyrediyor. Aksa baktığımızda 48 dolardayız. Kırması gereken önünde 50 dolarda direnci var arkadaşlar. Desteğinden uzaklaşmış durumda. Fiyat 48 dolar. The Sandbox 2.8'lerde yerini koruyor arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yok. Küçük bir %1'in üzerinde bir yeşillik var. Sanki 2.8'lerin üzerinde bir kalmaya başlar da hatta 2.80 ne diyelim 2.9'u kırarsa birazcık 3 doların üzerine çıkacakmış gibi iştaha gelebilir arkadaşlar. Evet, mana 2.14'lerde şu anda yatay diyebiliriz. Aynen bu şekilde 3 aşağı 2 yukarı şekliyle devam edecektir yoluna arkadaşlar. Evet, mananın durumundan sonra engine'e bakalım. Engine 1.5 dolar seviyelerinde formunu koruyor. Yatay şekliyle yoluna devam ediyor an itibariyle. Evet kardeşlerim, videomu burada noktalamak istiyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum.